Arkadaşlar, uzun bir aranın ardından yeniden merhabalar. Çeşitli sebeplerden dolayı videolarımıza ara vermek zorunda kaldık. İnşallah bundan sonra ara vermemeye çalışacağız. Çok uzatmadan sözü, bu dersimizde ne işleyeceğimize bir bakalım. Arkadaşlar, bu dersimizde Assembly'de test komutlarını işleyeceğiz. Şöyle ki Assembly'de test komutları bit test function skipif set yani btfss ve bit test file çok özür diliyorum. Bit test file skipif clear komutlarıdır. Bu iki komut test komutumuzdur. Arkadaşlar test derken ne demek istiyoruz? Test ederek karar vermek. Şöyle ki herhangi bir saklayıcı içindeki bir bit bu iki komutla test edilip eğer bu iki komutun şartı sağlanıyorsa bir sonraki komutu atlamaya yarıyor. Eğer şart sağlanmıyorsa sıradaki komuttan devam ediyor. Yani bir nevi aslında şöyle eğer mesela neyse ileride devam ederek anlatalım. Mesela bit test file skip if clear. Bu şöyle. Şuradan anladığımız kadarıyla söyleyeyim. Clear ne demek İngilizce'de? Sıfır anlamına gelir. Şu da bu komut da şuna yarıyor. İngilizce'deki file register bitini test et. Bu bit sıfırsa bir sonraki komuta atla anlamına gelir. Clear'dan sıfırı belirttiğini anlamamız gerekiyor. Komut formatı da şöyledir. Test file skip if clear. Bu da F gördüğümüz yere port A, port B hangi etiketimizse artık. Bu B gördüğümüz yerde kaçıncı bitini test edeceksek onu yazarız. Test file skip if set. Gördüğünüz gibi btfss test file skip if set'in baş harflerinden oluşur. Bu da setten anlayacağımız ne? Bu da demek ki 1 ise. Eğer 1 ise bir sonraki komutu atla. Yani şart sağlanıyorsa bir sonraki komuta atlıyoruz. Eğer bir değilse sıfırsa da sıradaki komuttan devam ediyoruz. Basit bir örneğini verelim arkadaşlar. Bu da program örneği. Program nasıl? Diyor ki bit test file if set port A 4. bit. Yani diyor ki port A'nın 4. bitini test et. 1 mi? 1 ise bak arkadaşlar 1 ise şu alttaki komutu atlayacak. Buraya gelecek. Bit clear F'e gelecek. Burada şey var. Şu bit set F olacak. Büyük olması olsa daha iyi olurdu. Bu siz bu şekilde düşünün. Zaten küçük bir hata da var buradaki programda. Ama üzerinde durmayacağımız için önemli değil. Hemen şuradan da bir örnek. Bir akış şemasındaki mantığına bakalım. Şimdi bakın akış şemasında test komutları bu dörtgen şeklinde gösterilir. Diyor ki RA4 1 mi? Bu satırı söylüyor. Eğer 1 ise evetten devam ediyor. Bakın LED'i söndür. Yani şu komutu atladı. Eğer 1 değilse hayırsa LED'i söndüre geldi. Gördüğünüz gibi bir evetse LED'i yakay direkt geçiyor. Hayırsa LED'i söndüre de uğrayıp sonra LED'i yaka geçiyor. Arkadaşlar bir de bu komutları program üzerinde test ederek anlamaya çalışalım. Nasıl bir program yazacağız bu dersimizde? Port A'dan gelen bilgiyi okuyup port B'de test edip uygulayan bir program yazacağız. Şimdi bu programı nasıl yazılır? Port A'dan bilgiyi alıp port B'de test etmek nasıl bir olay? Onu da şöyle basit bir devre çizdim. Bu devre üzerinden mantığını anlamaya çalışalım. Bakın bu devrede A portunun 4. bitine, A portunun 5. bitine yani pikteki 4. bacak oluyor 5. bitine. Butonlar bağlamışız, dirençler bağlamışız, besleme gerilimi bağlamışız ve giriş olarak bunları aldık. Gördüğünüz gibi toprağa bağladık ve çıkış olarak da B portunun 0. bitinde bir LED bağladık. Şöyle ki A portundaki bilgiyi okuyup test edip B portunda uygulayacağız ya.
İşte bu bilgi. Şimdi bu ton kapalı olduğu zaman arkadaşlar buradan gelen besleme gerilimi bu ton kapalı olduğu zaman buradan geçip direkt toprağa uğrayacak. Eğer bu ton açıksa A portunun 4. bitine 5 volt besleme gerilimi uygulanacak. Aynı şekilde burada M clear reset ucu var. Butona bastığımız zaman burada sıfırlanacak, reset olmayacak. Butona açık olduğu zaman tekrar 5 volt reset olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar, mantığımız bu şekilde. Akış şemasını çizmek istersek yapacağımız programın ne gerekiyor bize önce hazırlık kısmında? A portunu giriş yapmamız gerekiyor. A portlarını B0'ı çıkış yapmamız gerekiyor. Diğer B portları önemli değil. Ve önemli bir noktamız da A portunu dijital giriş yapmamız gerekiyor. Çünkü analogda 1 ve 0'lar vardı. Dijital ise 5 voltu falan besleme gerilimi uygulayabilmemiz için dijital giriş olması gerekiyor. Çünkü bu da besleme gerilimi. Bundan sonra ne gerekiyor? Ondan sonra da A'dan gelen. Diyeceğiz ki A portunu test et diyeceğiz. Mesela A portunun 4. bitini test et. Gir mi yani? Oraya veri giriyor mu? Gir mi demek? Veri giriyor mu? Giriyorsa B portunu yak. Eğer girmiyorsa B portunu söndür. Bunun örneğini yapmaya çalışacağız şimdi. Akış şemasını ben daha önce çizmiştim. Önce başta diyeceğiz arkadaşlar. Sonra piki tanıtacağız. Sonra gördüğünüz gibi RA41 mi? Şurada küçük bir hata olmuş. RA41 mi diyeceğiz. Buradan direkt LED yaka geçecek. Buradan da evetse tabii. Şurası evetse, şurası hayırsa. Burada küçük bir hata olmuş. Orayı o yüzden şimdilik takılmayalım. Anlattığımız şekilde devam edelim. Arkadaşlar şimdi programı yazmaya başlayalım. Programı öncelikle ne yapıyorduk? Pikimizi hangi pik olduğunu bir buraya yazalım. List P eşittir 16F628A. Sonra tabi adres atamalarıyla uğraşmamak için ne yapacağız? Include deyip adreslerimizi hemen önceden atayacağız. Ne diyeceğiz? Pik 16F otomatik olarak adreslerimizi şöyle pik16f628a.inch diyerek otomatik olarak adreslerimizi atadık. Şimdi config diyerek bir şekillendirelim. Ne kullanacağız yani? Programımızı bir şekillendirelim. Şöyle ki bir kere intrc osilatör kullanacağız. Intrc osilatör kullanacağız. Bir de clock out bacağı oluyor. Şimdi bu intrc osilatör hakkında bir bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar devreye bir bakarsak gördüğünüz gibi devrede dahili bir osilatör bağlanmamış. Çünkü intrc osilatör pikin 16F628A'nın içinde bulunan bir osilatördür. Bu osilatörü kullandığımız zaman burada gördüğünüz RA7 ve RA6 bacakları input output olarak kullanılabilir. Gördüğünüz gibi osilatör bacakları input output olarak kullanılabilir. Devam edelim yazmaya. End diyoruz. Sonra ne olsun? Ne olmasın daha doğrusu? Yine ne olmasın? Watchdog timer off diyoruz. Watchdog timer olmasın. Sonra ne olsun? Power up timer. Bunları daha sonra değineceğimiz şeyler. Şimdi üzerinde durmayacağım. Power up timer. Power up timer olsun. Sonra şimdi oraya reset uygulamıştık devrede. Resetimiz mecbur koyalım onu. Yanlış yapıyorum. Şu çizgiyi unutuyorum. M clear olsun. Çok fazla şey. Bir de kod koruması koyalım programımıza. Kod koruması da olsun. Evet arkadaşlar, tamam. Konfigürasyon da tamam. Şimdi çizgi çektim. Hazırlık kısmı programımız. Hazırlık kısmında ne olacak? Programımız bir kere
Org diyorum. Başlayacağı adres 00, yani binary olarak 0 bir adresten başlasın. Başlangıç. Açıklamalarımızı başlangıç dedik. Sonra ne diyelim? Şu an otomatik olarak bank 0'dayız. Yani port A'nın port B'nin bulunduğu banktayız. Bir clear F port B diyelim. Hani port B'yi bir temizlesin. Tamam. Yani port B'yi bir temizlesin. Sonra bakalım. Ne diyelim? Şimdi ne yapacaktık biz? Önce onu tekrar hatırlatayım. Port A'yı ve port B'yi giriş çıkış olarak onları ayarlamamız gerekiyor. Hani port B'nin sıfırıncı bitini. Önce port B'nin sıfırıncı bitini çıkış olarak ayarlayalım. Bank cell diyelim. Bunun için Tris A ve Tris B'ye geçmemiz lazım değil mi? Bank 1'e yani. Bank cell Tris B deyip bank 1'e geçiyor. Bank 1'e geç. Bank 1'e geçtim. Burada ne yapıyorum? Move literal to V ile Move literal to V ile yükleme yapacağım. V yazmacını ne yüklüyorum? Binary olarak Tris B'ye yükleme yapacağız. O zaman RB 0'ın 0, diğerlerinin 1 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En sağdaki RB 0 oluyor. Yani ne yaptık? RB 0 çıkış oldu. Çünkü çıkış yapacaktık orayı. Tamam, şimdi bunu ne yapmam lazım? Move ve P ile bunu port bunu çok özür diliyorum. Tris B'ye yüklemem lazımdı. Tamam. Tamam. RB0 çıkış oldu diyeyim. RB0 çıkış oldu. Burada V yazmacına yükledik daha doğrusu. Burada. Tamam. Şimdi bir de ne yapacağım? Şu an bank 1'deyken Tris A'ları da giriş portaya giriş olarak kullanıyorum ya. Onu da o zaman giriş olarak ayarlamam lazım. Move literal to V. O zaman binary olarak ne yükleyeceğim? Hepsini 1 yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hepsini 1 yaptım. V yazmacına yükledim. Şimdi de move ve F deyip Tris A'ya yüklememi yapıyorum. Tamam. Port A hepsi giriş oldu. Tamam. Bu da tamam. Şimdi ne yapacaktık? Port A, bakın besleme gerilimi uyguluyoruz A portuna. Onu dijital giriş yapmamız lazım. Bunun için de bank 0'daki CMCON etiketini kullanacağız. Bank 0'a önce bir geçelim. Bunu geçen ders anlatmıştım. Banksel deyip port B diyeyim, bank 0'a geçtik. Bank 0 mantık olarak çok basit. Bank 0'a geçtik. Banksel port B dedim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bank 0'a geçtikten sonra move literal to V diyorum. Hangi değeri yüklüyorduk da dijital giriş oluyordu? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Binary olarak bu değeri yüklediğimiz zaman CMCON'a port A girişlerini dijital input output yapmış oluruz. Hemen yapalım. Move WF diyorum CMCON dijital giriş. Dijital giriş yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar asıl programın asıl kısmına gelelim.
Başla diyorum. Şimdi test komutlarımızı kullanacağımız kısım. Burası hazırlık kısmıydı arkadaşlar. Hazırlık kısmı bitti. Şimdi başla diyorum. Programımıza başlayacağız. Nasıl? Ne yapacaktık? Port A'daki bilgiyi test etmemiz lazım. Yani oraya bir veri girişi, bir gerilim uygulanıyor mu? Test etmemiz lazım. Burada gördüğünüz gibi. Buradaki testin sonucunu da Port B'nin 0. bitinde uygulayan bir program yazmamız lazım. Hemen yazalım. Başta dedim. Şöyle yapalım o zaman. Deneyelim. Bir test file, skip if set. Bir mi? Ney? Yani veri girişi var mı? Port A'nın 4. bitinde. Ne diyorum? A portunun 4. biti 1 mi diyorum. Eğer ne oldu? Bit test file skip set port A4 1 mi? Eğer bakalım düşünelim. Port A'nın 4. biti 1 mi? 1 ise atlayacak. 0 ise atlamayacak. 0 ise o zaman bit clear F diyorum. 0 ise ne olacak? Şimdi ne olacaktı? A portunun 4. biti 1 mi? 1 ise bu alttaki komutu atlayacak. 0 ise atlamayacak. O zaman 0 ise port B'yi söndürsün. Yani port B'ye de 0 yükleyeceğiz. Port B'ye 0. Ne oldu? Şuraya da açıklamasını yapalım. 0 ise RB 0'daki LED'i söndür diyorum. Eğer 1 ise ne yapacağız? Bir daha test edelim. Bir test file buraya atlayacak çünkü. Şurası 1 ise buraya atlayacak. Skip if clear diyorum. Neyi test edelim yine? Mecbur portayı test edeceğiz. Port A'nın 4. biti. A portunun 4. bitini test et. Ama bu sefer ne diyoruz? A portunun 4. biti 0 mı? Eğer 0 değilse, bak 0 ise şu alttaki komutu hemen bir altındaki komutu atlayacak. Ama eğer değilse bit setf diyoruz. Bit setf değilse port B'nin 0. bitine 1 yükle. Bit setf 1 demek. Ne diyoruz o zaman? Bu açıklamasını yapalım. 1 ise LED'i yak. Yani 1 yükle LED'i yak demek. Oraya veri gönderdiğim zaman led yanmış olur. Bundan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi diyelim bundan sonra döngüyü devam ettirmek için go to başla diyelim ve programımızı da end diyerek sonlandıralım. Programımızı bir çalıştıralım bakalım hata var mı? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hata çıkmadı. O zaman şimdi baştan anlatalım. Ne yapıyorduk? Bizim bu programdaki amacımız neydi? Biraz ağır bir ders oldu ama iyi anlaşılsın diye ağır hareket ettim bu ders. A portuna biz besleme gerilimi uyguluyoruz ve buradaki besleme gerilimini okuyup B portunda çıkış alıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Burada şu an gördüğünüz gibi buton açık. Buradan 5 volt geldiği zaman buton açık olduğu için port A'nın 4. bitine giriş olacak. Demek ki biz bit test file skip if setle bunu 1 mi diye sorduğumuz zaman giriş olduğu için 1 cevabını alacağız. Ve 1 ise ne yapıyoruz? Programımıza bakalım. 1 ise buraya geliyoruz. 0 mı deniyoruz bu sefer? Sıfır değil. O zaman ne yapıyoruz? LED'i yak. Bit setf port B'nin 0. bitine bir yükleyip LED'i yakmış oluyoruz. Sonra go to başla deyip tekrar bu döngüyü tekrar ediyoruz. Öncesinde tamamen hazırlık kısmı. Bu yapa yapa çok alışacağımız bir kısım. Başlangıç kısmı. Burada port B'de daha önce bilgi vardır diye LED'leri söndürdük. Clear F port B diye.
Bank Selteris B deyip ne yaptık? Bank 1'e geçiş yaptık. Move literal to V deyip de V yazmacını RISP RB0'ı çıkış yaptık. A portunu şuradaki kodlarla dijital giriş yaptık. Bunun sonucunda da hazırlık bittikten sonra kodumuzu yazdık. Bu ders bu kadar diyelim arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.